Korkunç olan şu, bunları iade, bak bu bunun bir aldatmacı olduğu, CHP'ler tarafından FETÖ'cülere yönelik bir aldatma, iç kamuoyundaki o baskıyı, üzerlerine gelen baskıyı aldatmacası olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Kürt raporu hazırlayacağız deyip HDP'leri oyalamaları gibi. Her şeye oy hesabı olarak bakıyorlar. Her şeye. Burada da ama bak ülkenin ayarlarıyla oynuyorsun. Sen Atatürk'ün partisisin. FETÖ ile PKK'nın siyasi kolları ne işin olur? Peki bir an için olasılık iktidara geldim bir kararnameyle halledeceğim diyorsun. Bak bir kararnameyle halledeceğim diyorsun. Peki ne olacak bu insanlar? O yargıçlar hakim savcı olarak geri mi dönecekler? Askerler geri mi dönecekler? Yani sen devleti tekrar bunlarla mı yöneteceksin? Böyle bir tehlikeyi mi insanlara vaat ediyorsun? Senin programın bu mu? Hani hani gençlerin demokrat amcası olarak. Bunu mu vaat ediyorsun insanlara? Senin kadron yok mu? Yani dolayısıyla çok daha büyük tehlikeden bahsediyorum. Hani bunu bir misyon edindiklerini düşünüyorum. Yani en kötüsü de bu zaten. Bu kolay değişmez. Oraya inanıyorlarsa bu çok değişmez. Ama ortada veriler var. Hak yenen okay. 15 bin insan var. Onları savunmak varken FETÖ'cüleri mavi boncuk dağıtmamaları gerekiyor.